Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ve Konyalıları bu 17 Aralık'ta da yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış ve Şebi Aruz törenine katılmak üzere öğle saatlerinde uçakla Konya'ya geldi. Güvenlik üst düzeydeydi. Mevlana Meydanı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güzergah boyunca sevgiseli vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Meydanı'na ulaştığında alandaki coşku zirve yaptı. Ömrünü ülkesine ve milletine adayan lider geliyor. Geleceğin Türkiye'si, Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan. İşte millet! Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına Konya ile başladı. Bizim için kurucu irade olan Konya, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de direnişin ve dirilişin sembolüdür. Her köşesi tarih kokan, medeniyet kokan, kültür kokan, gönül ve el emeği kokan bu şehir daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. Konya bu davanın bel kemiği olan bir şehirdir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planında yer alan Konya yatırımlarını hatırlattı. Geçtiğimiz hafta hükümetimizin ikinci 100 günlük hedeflerini açıkladık. Bunlardan biri neydi? Konya yüksek hızlı tren garının hizmete sunulması. Diğeri de Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Belediyesi arasındaki hafif raylı sistemin ihalesine çıkılmasıydı. Yeni gar binamız yakında hizmete giriyor. Ankara ve Konya arasındaki yüksek hızlı tren yolculuğu inşallah bundan sonra daha konforlu, daha rahat hale gelecektir. Konya'mız için önemini bildiğim yaklaşık 22 kilometrelik ve 22 durağa sahip Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Belediyesi hafif raylı sistem hattının da bir an önce tamamlanmasını bizzat takip edeceğiz. Bu projenin ikinci hattı olan Selçuk Üniversitesi Meram Belediyesi hattı ile ilgili hazırlık çalışmalarının da kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Hafif raylı sistemimizin hatlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yapacak. Burada çalışacak taşıtları ise Büyükşehir Belediyemiz temin edecektir. Sözü 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimine getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kürsüye davet etti ve "Uğur kardeşimizi Konya'ya, Konya'yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz." dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizlerin zaten yakından tanıdığı, şu anda görevi devam ettiren Uğur İbrahim kardeşimizi bildiğiniz gibi bu seçimin adayı gösterdik. Evet, inşallah bu dönemde de Uğur İbrahim Bey'le sizlerin takdiriyle, sandıklardan tercihiyle yola devam edeceğiz. Ne diyorsunuz? Eyvallah. Hadi hayırlı olsun. Uğur kardeşimizi Konya'ya, Konya'yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz. Ey Konya! 31 Mart'ta bir kez daha en yüksek oy oranıyla Konya'yı Türkiye'de bir numaraya taşıyor muyuz?
Önümüzdeki seçimlerde bir kez daha AK Parti belediyeciliğine desteği zirveye çıkartıyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Maşallah. Barakallah. Tablo ortada. Bakanlıkların, üniversitelerin ve belediyelerin yatırımlarından oluşan ve toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon lira olan 99 hizmetin bazıları hakkında ayrıntılı bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak 16 yılda Konya'ya 48,5 katrilyon tutarında yatırım yaptıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık eski Türkiye yok dedi ve ekledi. AK Parti iktidarları döneminde demokraside ve ekonomide ülkemizi bugünkü seviyesine taşımasaydık nasıl bir kaosa sürüklenebileceğimizi ve yıkıma uğrayabileceğimizi tahayyül dahi edemiyoruz. Türkiye'nin bugün böylesine kendinden emin bir şekilde hakkını, hukukunu savunabilmesinin gerisinde ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyütmüş olmamızın verdiği güven duygusu var. İşte Zeytin Dalı harekatında bunu yaşadık. Afrin'de bunu yaşadık. İşte en son Sincar'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Eski Türkiye yok artık. O geride kaldı. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde oyunlar oynamaya kalkanları, senaryolar yazanları, tezgahlar kuranları her seferinde başarısızlığa uğrattık. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini çekemeyen çevrelerin çeşitli oyunlar oynadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, milleti sokağa çağıran çevrelere de Konya'dan seslendi. Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, nedir? Sokağa çağırıyor. Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak. Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. İşte buyur. Ve bu ülkede benim milletimle artık onun onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Hesabı ağır olur. Bay Kemal, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasından kaçtın, Bakırköy Belediyesi'ne gittin. Ama bu defa kaçamazsın. Ona göre bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. Dikkatli kullan. O eski Türkiye'ydi. Geçti o iş. Geçti o iş. Anında bedel ödersin. Ha, eğer bir şey yapacaksan bak, 31 Mart'ta sandık var. Çalış, senin de olsun. Türkiye'ye karşı ekonomi silahını çekenlerin oyununu boşa çıkardıklarını ve ekonominin yavaş yavaş rayına oturmaya başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz, gömmeye de devam edeceğiz. Trump'la konuştuk. Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım, gitmezse biz göndereceğiz şeklinde konuştu. Biz sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna İzin vermeyeceğimizi bugün Konya'dan bir daha söylüyorum. Sadece söylemekte kalmıyorum. Üç ayrı operasyonla bunu zaten icra ettik. Diğer bölgelerde büyük ölçüde bu oyunu bozduk. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri alenen
himaye edenlere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi yine takip ediyoruz. Ve burada Sayın Trump'la da bunları görüştük. Ve kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi bunların da takipçisiyiz. Bölgedeki son teröristi etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Bu ülkedeki sorunların tüm tarafları tatmin edecek şekilde siyasi çözüm yolu açılana, yeni anayasa hazırlanana, özgür seçimler yapılana kadar Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir. Yıllarca bizi Münbiç'te oyalayan, şimdi de bize Fırat'ın doğusuyla ilgili bir takım sözleri verenler bu sözleri yerine getirmesi lazım. Şimdi bunu bekliyoruz. Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca özellikle de Amerikan askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda. Hep söylüyorum ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu cümlelerle noktaladı. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Medyada görüyoruz. Terör örgütü mensupları güya bize karşı tedbir alıyorlarmış. Tüneller kazıyorlarmış. Silah mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim askerimiz ve kendi topraklarını savunan özgür Suriye ordusunun cengaverleri geldiğinde hepsi de o çukurlara gömülmekten kurtulamayacaklar. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon euro olan 99 yatırımın açılışını gerçekleştirdi. Tüm eserler Konya'mıza, Konyalılara hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah!